Kargınkürü. Kargınkürü bir köy. Muğla Dalaman'a ait. Kafamız acık şey tabii. Östeki borusuna kadar gitti. Ah! Sen bu ne böyle tuzaklı? Bu tümbelek mi deniyor buna? Tümbelekçinin elinden tümbeleğini almadan önce bir değil iki kere düşünün, tuzaklı. Çivileri koymuşlar buraya. Allah nasıl biliyor söyle yapsın. Nasılmış? Kızın anası da gelir acaktan, ocaktan aman. Şişti mi kafan? Şişti. Şişti mi kafan? Şişti. Nasılsınız? Çok şükür. İyiyim. Of yakıyor. Bu nasıl bir yeşildir ya Rabbim. Çağla mı desem? Bir kalkabilir misiniz ayağa? Buyurun kalkabilirim. Efendim 2007 ilkbahar yaz dümbelekçi koleksiyonu. Bunu Gianni Armani ayarlamış, yapmış. Of. Şöyle bir dönelim. Bu nasıl bir renk uyumudur ya? Hatta Allah nazarlardan saklasın. Maşallah. Seni de nazardan saklasın. Amin, amin. İsminizi bağışlar mısınız? İsmim Naciye. Naciye Hanım, beyinizin adı ne? Kazım. Kazım seni bu gece böyle görünce şık padanaklı şık bayılır. İstediği kadar. Bayılsın. Verirsin. Adam sana bayılsın diye mi böyle giyiniyorsun? Evet. Kaç evet. yıllık beyin? Kesin benim ha? 40 senelik beyim. 40 senelik beyim. Evet. Eskimedi mi aşkında? Eskimedi. Hayatıma. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Söylüyor musun sevdiğini? Bu prambaya karışayım diye bu şekil ettim kendimi. Buyur. Bu prambaya karışayım. Bu teyime diye. Prambaya karışayım diye. Evet. Yani. Biliyorsunuz tamam. 1,5 senedir biz de gezip neydi? Naciye. Yok prom. Bu geldik. Hayır prom neydi? Prom. Pronto. Biliyorsunuz Şoray Uzun Yolda promptosunu yapıyoruz biz de. Sen bu arada tümbelekleri karıştırdın. Yani isim ya neydi? Fatma. Fatma Hanım. Dümbelek bu. Bu. Bu kaba et. Tamam. Yani ya dümbeleği çal. Bak dikkat edersen ses çıkmıyor kaba bundan. Kaba et de ses çıkmaz. Vur. Az önce. Ah eight. Ses çıkmıyor ama acısı. Ay eight. Ziyadesiyle. Gördüm. Yapmayın ama böyle. Yapmayın. Kına gece yedim. Gördün mü? Dümbelekleri karıştırma da. Paraları basmayı gördün mü? Ay! Teşekkür ederiz. Uzunca süredir kamuoyunda tartışılan bir hadise vardı. Kızılderililer acaba Türk soyundan mı diye. Biz bunu Dalaman'da kanıtladık. Evet, Kızılderililer Türk soyundan. Atlantis hikayesi doğru mudur, gerçek midir, yalan mıdır bilmiyorum ama Kızılderililerle bir bağımızın olduğu kesin. Size göre sol taraftaki hanımefendi bir Sioux gelini ya da bir Comanche kızı değil. İsminiz? Burcu Çelik. Burcu Çelik. Son derece yani alışık olduğumuz bir isim. Ne bileyim oturan boğanın kızı, ay doğarken yeni açan çiçek falan gibi bir ismi. Kızılderili ismi. Yok. Türküz. Evet. Comanche mi? Son Mohikan mı? Bu nedir? Tü? Evet, gelin tüyü dikti. Boncuksuz boncuksuz ama. Eskiden mi bu gelenek? Eskiden gelenek bir şey bu. Sen zaten ne oturan evet. boğanın karısına benziyorsun. Kazım abi kusura bakma. Kusura bakma Kazım abi. Nasıl abo? Adam akıllı bu memleketin insanıyız biz. Kızılderililer de dikkat ettiniz mi? Kovboy filmlerinde abo derler. Ama onlar asimile olmuşlar. Abo diye bağırırlar. Aslında onlar abo derler. Kızılderililerle bizim akrabalık bağımız var. Ahan da özür dilerim. İşte bu da Sioux'lardan alışılan bir gelenek. Ama avada. Olur ya. Biz tarihsel araştırmalarımızı bir kenara bırakıp izleyicimizin ilgisini diri tutacak gelenek, görenek ve ört ve adetimize devam edelim. Gelinin örtüsü oluyor değil mi? Burcu Hanım başınız örtülecek. Ben iyi değilim ya.
Çok film seyrediyorum ya ben. Seyredebilirsin. Yok yok. Nubar Terziyen gelecek biraz sonra bahçıvan olarak. Ayhan Işık gelecek küçük hanımın şoförü olarak. Nerede? Bacı Kalfa'yı görür gibi oldum da az önce. Nerede? Arkamda geldi. Bak bakayım. Bir. Bak bir. Hı? Bacı Kalfa. Bacı Kalfa'ya... Ha? Küçük Bey! Ben de gördüm. Gördün mü Küçük Bey? Bacı Kalfa çak! Bacı Kalfa sanki. Ben yanlış gördüm ama değil mi? Aynı şey mi görüyoruz? Doğru, doğru. Doğru görmüş. Saçmalama. Vallahi doğru. Ya... Doğru. Hasan Kubilay abinin kızı değilse... enteresan bir durum var. Ya hakikaten... Doğru görüyorsun. Doğru doğru. Biz neredeyiz? Neredeyiz? Dalaman'dayız. Dalaman'dayız. Turisttir ya. Olabilir. Meraklıdır bu turist kısmı biliyor musun? Meraklı. Geliyorlar ecnebi memleketlerden. Bu tür ortamlara bir de yöresel kıyafet giyiyorlar. Otantizm hesabı. Biliyoruz biz ya. İngilizce bir konuş bakalım. Deneyeyim mi? Hi. Merhaba. Merhaba. Bak öğreniyorlar bunlar ya. Tabii tabii. Biz de hani yani biz de Almanya'ya gidince Guten Tag, Guten Tag falan filan diyoruz yani. Merhaba. Merhaba. Yalnız yabancılara niye merhaba yerine merhaba diyoruz onu da anlamış değilim yani. Bir de bağırınca anlaşırmış gibi zannediyorsun ya turistlerle. İyi misin? İyiyim. Bak bağırınca nasıl anlıyor. Are you all right? Yes. Yeah. Where are you come from? Dalaman. From Dalaman. Dalaman. Başka nerede var ki Dalaman? Türkiye'de bir tane var. Türkiye'de belki yurt dışında da Dalaman diye bir yer vardır. Öyle tahmin ediyorum. İngiltere mi? From England or United States or Africa or Niger? Which one? Dalaman. Muğla Dalaman. Anne baba, anne Mısır köken, baba Sudan köken. Ama Türk. Türk. Türk misin? Evet. Biriyle karşılaştınız. Diyor ki Türk'üm. Nasıl anlayacaksınız? Türkçe bir şarkı söyleyeceksin. Ancak öyle anlayacağız. İnanırız o zaman. Ne isterseniz onu söyleyelim. Çile bülbülüm çile. Söylenirken Allah kısmına Allah diye bağırıyorsa bilin ki o Türk'tür. Buna dayanamaz. Herhangi bir şey söyleyin. Ne isterseniz söyleyebilirim. Bir türkü şey yaparsanız. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Abo. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Böyle oynuyoruz, şaplatıyoruz, maplatıyoruz da burada ne yaparsak yapalım, hangi şebekliği yaparsak yapalım, yüzü hiç gülmeyen hatta ağlayan bir ablamız var. Durun tahmin edeyim, siz Burcu'nun annesisiniz. Evet. Siz nesi oluyorsunuz? Babaannesiyim. Oldu, ben de şey, büyük dedesi o. Büyük babaanne. Babaanne. Ben babaanneyim. Yaş kaç ki babaanne? 49 doğumluyum. 57 yaşındayım. Vallahi göstermiyorsunuz. Sağ ol. Kükürtten mi? Kükürtten. 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 Siz de kükürte girin. Aşağı yukarı 58 yaşında mı oluyorsunuz? 57 yaşındayım. 57-58 yaşında böyle. Ya da erken evlenin. Bu yaşta babaanne olun. İlk defa mı kız veriyorsunuz? İlk defa. Kaç çocuk var sizin? 3. 3 çocuk var. Üçü de kız mı? 2 kız bir oğlan. İlk defa evden bir gelin çıkacak. Evet. Peçeteyi bana lazım değil peçete. Değil, değil. Bize mi lazım? Babaanne sen rahatsın. Sen evermişsin evereceğini. Ben evlendirdim hepsini. Hiç kalmadı. Zorunuza mı gidiyor? Ne oluyor? Böyle bir dokunuyor mu? İçiniz mi acıyor? Acıyor. Zor mu kız vermek? Kız anası olarak? Zor. Tanıyor musunuz damadı? Biz mi? Tanıyoruz ama kendisi yok şu anda.
Yok yani bildiğiniz bir yere veriyorsunuz kızı. Bildiğimiz yer. Gençler mi anlaşmışlar kendi Hayır. aralarında? Hayır. Görücü. Görücü. Kim görmüş kızımızı? Damat kendi gördü. Nesi görücü oluyor? İşte kendi anlaşmış. Hayır, bununla kendi konuşmadı. Hani bizi geldi, bizler istedi. Beğenmiş yani, beğenmiş. Beğendi. Siz konuşmadınız mı çocukla hiç? Hiç konuşmadım. Hala? Nişanlı fazla konuşmadım. Ne konuştunuz şimdiye kadar? Hiçbir şey. Konuşmamış. Bir adını mı biliyorsun çocuğun? Bir de tipini biliyorsun. Evet. Hangi takımı tuttuğunu falan bilmiyorsun mesela. Neden hoşlanır, neye sinirlenir? Hayattan ne bekler, evlilik anlayışı hiçbir şey, hiçbir fikrin yok. Sende ne anneciğim? Oo. Dürbünle mi dolaşıyorsun köyde? Hayır. Yengesi bu da. He. O bir şey, güveyinin kardeşi bu da. Yengesinin yanına gelirken gördü bunu. Sen de camdan onları gözetliyordun zar. Karşıdayım, ben neneyim ben de. Kimin nenesi? Bunların. Neneniz mi oluyor sizin? Ha. Gözlerinin önünde torun gitti yani. Ha, geçecek tabii. Evvel biz bunların kızını aldık ha. İyi ya. Doğru kız almıştınız. Aa, ne düğündü o be? Ne? Ne düğündü o be? Bilmem ne düğün. İşte bu düğünün kardeşi. Ha, işte onu ha. alırken atla mı bir gitmişti o? Taksi karşılık geldik. Doğru, kaçırmıştınız siz onu. Düğündük, elimiz ettik. Peşinize silahlılar düşmüştü ya. Düşmedi. Düştü. Evet. Onlardan bir tanesi bendim, yakalayamadık. Tazı gibi kaçtınız be. Düşse de bir şey yapamadık. Yine bizde kaldı yine. O çürük dağının orada saklanmışlar galiba. Yok canım, imkan var ya. Nerede, hangi mağaralarda saklı? Bulamadık kız. İşte saklamadık. Aldık, düğün ettik, oturttuk işte, geçiniyoruz. Bana bak, öyle havalı havalı düğün aldık, oturttuk olmuyor öyle. Bizde yine. Sen elin kızını kaçırırsan diş kalmaz tabii ağzında. Kalmasın bu artık. Daktırız altından gümüşten. Biz altından gümüşten. Ha, kızımızı verdik biz de yerine indi. Ha, şimdi sulh sağlandı. Barış sağlandı yani. Evvel barışal çok oldu da indi yani. Fit oldu ortalık. Bir onlardan bir bunlarda. Sen derdel gitmişsin anan. Kan davasını engellemişsin sen. Hayırlı bir iş olmuş bu. Evet. Çocukla bu kız buluşurken sen de camdan mı bakıyordun? Ha. Allah emircisi geldiler. Allah emircisi. Biz de verdik. Sen köyde kim kimle flört ediyor, kim kimle affedersin nasıl denir? Gezip tozuyor biliyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Biliyorum tabii. Biliyorsun da herkes kendi suçundan mesut. Suç mudur bu? Suç tabii ya. Sen o suçu zamanında işlemedin mi? Ben mi? Hı. İşlemişindir. Benimkini de Allah soracak benim torunumda. Cem, Allah'ın emri bu. Cenab-ı Allah bizi iki cins yaratmış. Kadın, erkek. Tabii. Memnun musun beyinden? Memnunum. O da senden memnun mu? Çok. Ben ama yanlış hatırlamıyorsam küçüktüm. Çok aksiydi senin bey. Sen ne de biliyorsun? Nasıl abi? Güçlüydü böyleydi. Deli takırlandı. Hindeyi. Yok be. Çok deliydi senin adam be. Olsun vardın. Köyü ben gitti. De deliyim. Köyü öttürüyordu be. Öttüsü vardın. Sen karşısında konuşamıyordun, duramıyordun onu. Konuşması mı varsam? Hı? Hindi. Evvel o ben diyor, şimdi ben diyorum. Adama vurmaya da mı başladın? Abo. Olana düştü ihtibar. Hoppa! Oğlana düşmüş, ne düşmüş oğlana? İhtibar. İtibar. Ha. Oğlanlar itibarlı mıdır? Tabii burada canım, oğlan olmayacak, ne yarayacak? Ne istiyor anlamı? Ender ve ne? Bahçelerde demir gelin. Ne buyurduk? Emir gelin. Ben oğlanı kendim doğurdum. Gel bunu kemir gelin. Of! Çok ağırdı be. Gelin var mı sende? Var. Kemirtiyorsun mu? Dalaman'dan bir yer sevmeden önce biraz düşünün. Kaynanalar efendim kasaptan kemik alıyorlar. Gel bunu kemir gelin diyorlar. O kadar mı kıymetli oğlun? Bahçelerde demir gelin. Ne buyurdun? Emir gelin.
Ben oğlanı kendim doğurdum. Gel bunu kemir gelin. Gelin kadar taş düşecek başına senin. Bu kamerada biz çıkacağız hele. Böyle yaptınız. Allah yarabbi yarasıyla Allah. Siz nasıl tanıştınız? Biz mi? Aksiyle. Kim? Adamla mı? Adamla. Aksi deyince anlıyorsun hemen. Aa. Allah yazmış. Bu istedi ben de vardım. Sen de gençliğinde çok güzelmişsin yani. Çok güzeldim avradını kestim. Böyle miydim ya? Bizi razı geçirecekti. Sen... İstedi sen verdin. Sen bir yürüyordun avradını kestiminin bütün köy camlara çıkıyordu be. Kahvenin önünden bir geçiyordun. Çay bardağı kalmıyordu. Avradını kestiminin be. Bildiğin gibi mi gayrı? Yine saçlar uçtan biraz görüyor. Acık yine pelik görmüşsün gene. Pelik mi deniyordu onlara? Pelik. Ne? Melik. Melik. Benim rahmetli babaannem Pelik derdi de oradan öyle aklımda kalmış. Pelik görmüşsün gene. Bakıyorsun gene kendine. Bakmayacak mıydım? Kıskanıyor mu adam seni bu yaşında bile? Kıskanır tabii. Yalan kıskanmaz. Kelp olur mu? Ne olur mu? Kelp. Kelp? Köpek. Ama canım ağzında diş kalmamış. Neyi kıskanacak seni şimdi? Aa, ne kadar olsa da şimdi herkes kız kocasından oğlan karısından. Biz kaldık onunla baş başa. O beni kıskanır, ben de onu kıskanırım. Neyini kıskanıyorsun adamı? Abo, senin baktığını ver gömülüm olmaz. Kamburu çıkmış, ben neyini kıskanıyorum sende? Ne olursa olsun. Elin şahtal gibi kafadan sen bana feci var mı ne sonra? Demirik o. Demek ki aşkta kıskançlık, yaş mefhumu tanımıyor. Her yaşta kıskanıyorsun. Hala adamı görünce için hop ediyor mu? Eder. Oluyor mu lan? Oluyor. Ana adam geldi. Oluyor mu? Olmam o da mı? Seni görünce Allah diyor mu? Ben zaten bir dakika görmese aklını kaybeder. Seni görmeyince. Ha ya. Söylüyor mu sana seni seviyorum diyor. Sevmem mi? Canım söylüyor mu? Söylüyor. Nasıl diyor? Canım sen olmasan bana kim bakacak değil mi adamlara? Aman ne be! Hemşire muamelesi yapmış adam sana. Hasta bakıcı muamelesi yapmış. Aşktan bahsediyorum hanım aşktan. Aşık işi geçti gayrı. Toprak yaprak olduk gayrı uyuş bitti. Hayır yani şey diyor mu adam... Seni çok seviyorum hayatım falan diyor yo, mu? Yo 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 bitti bu işler bitti. Gözlerine bakınca içinde kayboluyorum falan diyor mu adam? Demey demey. Sen diyor musun? Ben de demey. Yiğidim seni görünce yüreğimin en dip köşesi hopluyor. Arama. De canım ara sıra adama belki ihtiyacı var adamın. Olsun ihtiyacı olursa veririz. Buluruz bir koca karar gelir. Niki mi koca karıyı bulup geleceğim? Yok, bir muhtacından bir eve bulur geliriz benim gibi. Allah Allah. Vereceğim bir daha adamı. Everim tabii. Yani kıskanıyordun. Olsa ya varsa. Adama bakamadın tabii vereceksin. Ha bakamayınca vereceksin. Tabii ya. Her zaman böyle mi? Sabah kahvaltı hazırlayamayacaksın zaman gelecek. Ha senin kuman şey mi yapacak? Adama kahvaltı mı hazırlayacaksın? Ha, kahvaltı hazırlayacak. Çamaşırını yıkayacak. Enayi de o da. Ne yapacak senin kocamış adamı? Buna göre emsalini bulurum. Arıyor musun? Arayacağım zaman onu da aramayın. Şimdi ta kendin bakıyorsun. Adama bakamayınca gidip kuma... Ne oldu? Kelebek uçtu bak sana kelebekler mi üşmeye başladı bak. Kelebekler bana mı üşüşmeye başladı? Kelebek pisliğe konar ama. Yağmurlar yağmış akıyor seller. Otursam ağlasa bakıyor eller. Oturup da baş çekip ağlamayan görmesin eller sürmeli gelin. İyildim üç gün aldım harımdan, harımdan. El ayrılır emek kara gözlü yurtta kalan anam. Ben ayrılmam nazlı yerimde. Gelin, 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 g
özür dilerim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kimse uyarmadı mı seni bu yaşa kadar? Kınayı uzat. Bu ne? Bu ne? Anası uyarmadın mı kızı? Babaanne açma elini açma. Kız Boğaz Köprüsü gişesi gibi açmış elini. Açmayacaksın yavrum elini. Uzat elini. Açma. Yumruk gibi sık. Sık. Gelin elini açmıyor diye bağır sen de ablam. Gelin elini açmıyor. Heh. Şiştin mi yengesi? Eltisi? Yengesi mi? Başını. Başını alacaksın. Tabii. Başını verin açsın gelin baş. Ya biz bugüne kadar başını bütün kınalarda bağırıyoruz. Diyoruz ki gelin elini açmıyor. Nerede kaynanası? Gelin elini açmıyor. Nerede kaynanası? Demiyoruz bundan sonra. Hayır görümce de yok. Yok. Gelin elini açmıyor. Nerede Şoray abisi? De annem. Hangi abisi soruyorum? Şoray abisini sor. Şoray abisini bilmem ki ben. Ben oluyorum. Ha sen mi? Ben. Buradasın. Buradayım. Ha. Hediyesini ver diye bağır. Değilmiş daha. Hediyesini verecek. Hediyesini verecek. Hayır Şoray elini açmıyor. Ha gel elini açmıyor. Kim elini açmıyor? Gelin açmıyor. Hediye istiyor görümceden. Hediye istiyor. Ha. Parasız açılmaz bu el. Açılmaz. Ya. Açma güzelini. Bu da bir ilk artık programımızda. Ellerini açmayan gelinlere karşılık. Tamam. Biz tedarikliyiz. Evet. Açabilirsin elini. Şuradan da göstereyim. Bakıyor bir de. Bakmak atma. Belki aldatacaktın. Buyurun. Yok annem. Hile yapmıyoruz o konuda. Hediye verme konusunda hiç hilemiz yok. Buyurun. Dalaman'da Söğütlü Yurt Mahallesi'ndeyiz. Burası gülecek bir şey yok. Şimdi öğrendik mahallenin adını. Nereden bileyim ben? Kahkahalar geldiğine göre işte aç tavuk kendini nasıl dara ambarında zannediyorsa mevzuyu aç sunucu da kendisini teyzelerin arasında zannedermiş. Ama bu gerçek. Gerçek. Teyzelerin arasındayız. Ahan da burası bir darı tarlası. Darı ne? Mısır, bildiğimiz mısır. Mısır. Öyle yörük gibi, darı deme, darı ne bu? Yörükler mi darı diyor? Evet. Olur mu canım, bazı yerde darı denir. Mısır. Mısır darısı. Anladım. Uzun süredir yurt dışına açılmak istedik. Maalesef bir türlü kısmet olmadı, biz de kendimizi Mısır'dayız. Yani olursa, sen gördün de ama Mısır'ı. Tabii piramitlerin gölgesinde senin dinlenmişliğin, su içmişliğin var. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Ayfer. Ayfer Hanım. Pabuç kadar maşallah sakızlı. Sakız eksik ağzında. Abi sakız eksiktir ağzında aldık. Hiç eksik olmaz mı sakız ağzınızda? Eksik olmaz. Çene kaslarını... Ayfer Hanım çene kaslarını mı kuvvetlendiriyor? Çene kaslarını kuvvetlendiriyor. Maşallah ama sizin çene kasları zaten perukta yapmışsınız bunlar. Allah neşenizi arttırsın. Amin. Sıcaklık herhalde bir 35-40 derece arası var. Vardı ki tam daha öğlen değil. Kaldı ki biz sonbahardayız. Yazdan çıktık ama Dalaman'da yaz biraz geçmiyor galiba. Yaz geçmez Dalaman'da. Herhalde Kasım'ı aralığı buluyor tam yazın bitmesi. Darımı topluyorsunuz siz Ayfer Hanım? Darı toplayız. Mısır. Gerek mısır topluyorsunuz, gerekse de burada ahaliye laf mı yetiştiriyorsunuz? Laf yetiştiriyorum. Allah'tan sak...
Sakız aldım Allah'tan ağzından. Allah'ta sakız var da iki lafın birine çak çakla toparlıyoruz. Zor mudur dar toplamak? Zordur. Önler şeyleri önlüyor, tozları kabartır üstümüzü. Tozları kabartırsa kükürte girersin. Kükürte uzakta geliyor, uzak. Sen biraz sonra bak kaşınma ya. Ne kaşındırıyor bizi böyle? İyi bak. Toz. İyi ya. İyi darının tozu, darının tozu. Sen mi? Bu mısırın ekmek yemek iyi. İşte ne bileyim közlenmiş mısır yemek iyi. Ha mısırın ne? Hem közleriz, hem göllesini yaparız. Mısırın. Yok. Hem ekmeğini yeriz, yaparız ekmeğini. Kendiniz mi öğütüyorsunuz? Kendimiz. Kaldı mı artık o değirmende? Değirmende, değirmende. Öğüttür geliriz, pişiririz kendimiz. Öğüttür geli. Öğüttür geliriz. Sakızı çiğn ettirin. Mısırı toplattırın. Mısırı öğüttürün. Komşunuz mu efendim? He komşumuz. Tek mi anlaşır? Tek mi çok, birbirimizi? Çok çok severiz birbirimizi. Severiz maşallah. Ama biraz hali vakti yerinde galiba sizin komşunuz. İşte. İyi komşumuz. E, bilezikleriyle tarlada çalıştığına göre. Bilezikler. Hanım tarlada evet. Çalışıyorsun. Evet. Kim görecek bileziğini de hava atacaksın. Hiç. Ayfer Hanım'a mı hava atıyorsun? Hava atmak için değil yani. Evde ne olur normal hırsıza denk gelir, hırsıza denk gelir. Ay, kolumda dursun. E, darı toplarken pek bir hoş olur zaten. Yapma. Şıngır. 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 Ama süs sadece. İsminiz neydi affedersiniz? Nazike İhtiyaroğlu. Nazike İhtiyaroğlu. Var mı bir akrabalık? Tanıştırayım Eyüp İhtiyar. İyi tamam. Tanıştığımızda memnun oldum. Darıyı da öyle çektireceğim valla. Neyi çektireceğim valla? Mısırı. Ne olacak öyle çektirince? Koçanıyla evet. Almıyor musunuz darıyı? Yani, tamam alıyoruz. Alıyız da. Böyle alırız böyle. Böyle kırarız da. Böyle kırarız. Bu... Böyle kırarız. Bir. Yani. Bir bakmış oldum. Süs sadece ha. Nazike Hanım'la ilintili değil. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Samiha. Samiha Hanım efendi. Ünlü. Ünlü. Evet. Ünlü müsünüz hakikaten evet. Buralarda? Ünlü. Popülersiniz. Ünlü. İsmini bile söyletmenin bana yazıklar olsun. Ne olsun efendim? Söyleseydin. Söyle niye söyletmedin ben? Soy ismimi niye söyletmedin? Gündüz. Yazıklar Ayfer olsun Gündüz. Ayfer yazıklar Gündüz. Olsun sana. Tükür tükür. Ya, ayıp olmazsa yaşınızı öğrenesek. Yaşımız 30 doğumluyum. 1930? 74 mü? 76. 76. Evet. 76. Tabii. Annem sen maşallah. Gencin değil mi? Gençsin Allah. Ben bir koca bayım yok. Ne arıyorsun? Koca adam. Adam öldü. Koca bayımış. Koca da bulamayın. Mehmet. Koca araymış koca. Dar tarlasına koca aramaya gelmiş bu. Nereye gel? Darı tarlasına. Dar tarlasına. Hanım. Dar tarlasına kalmış. Koca tarlası bak biraz ileriden gidiyorsun. Sarı bina var ya. Sağa dönüyorsun koca tarlası orada. Ama daha hasat mevsimi değil. Kasım'a doğru biter onlar. Tamam. Tarlada armut gibi beklerler. Biri gelse de olmuşlarından alıp eve götürse diye. Tamam. Ne yapacaksın kocayı? Ay anam bu yaştan sonra. Ne yapalım? Neyi bakan yok. Yalnızım. Ama bızırtı bızırtıdır. Bızırtı. Tabii. Bızırtı istiyor. Bızırtı. Tabii. Bızırtı. Bızırtı sahibi sahibi. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bu sorunun cevabı ne olur Rütük'ten geçsin. Bızırtı ne demek? Hani gece bızırtı. Allah! Bunu ister yayınlarız ister yayınlamayız gece ama. Gece arkadaşı ister bu gece arkadaşı. Gece arkadaşı. Bızırtı gece arkadaşı ha, demek. Abi, gece tabii. Arkadaşı. Ha, ha. Gece muhabbet ediyorum. Ha, evet. Evet. Tabii. Ne haber? Akşam bir bızırtılasak. Çay kahve içsek. Ha, bızırtı. Bızırtım benim. Bızırtı muhabbet mi? Tabii. Pıtırtı yani. Tabii. Ha, gürültü böyle. Tabii. Muhabbet edecek adam arıyor. Tabii. Anne git kahveye. Kahvede ne yapacaksın? Muhabbet et çay iç. Kahvede içeceğim evimde der. Ha, kahvede edene kadar evinde edeceğim. Tabii. Ne zaman rahmetli oldu? Mehmet kaçtı deyin. Mı? 6 sene. 6 sene? Evet. 6 senedir bızırtısızsın sen yani. Ha tabii. Hocam Nazike Hanım sana
Bunu verir bir bızırtını. Yok mudur böyle? Yok, ben nerede bulamam buna bızırtıyı? Muhtar bulursun, ben bulamam. Muhtarın işi mi canım? 76 yaşındaki hanıma koca bulmak. Ama zor. Zor. Yani yaşı yaşına, boyu boyuna, huyu huyuna. Bulmak zor. Çenesi kuvvetli ama bızırtısı kuvvetli. Tabii. Sen evde sıkılıyor musun? Sıkılıyor. Yok mu torun torba? Torunlarına işim yoktur benim. Torunlarına işim yok. İlla erkek sesi olacak evde. Tabii. Çay getir diyecek. Tabii. Sen de genç kız gibi. Sallana geç ya. Çay getirme. Küpeler, günün birinde adamı bulursak güzel görünelim diye mi küpeler? Tabii. 76 yaşında maşallah. Tabii. Küpemizden taviz vermiyorsun. Tabii. Makyaj falan var mı? Makyajım yok. Yok. Cenab-ı Hak sizi boyamış, güzelleştirmiş. Tabii. Sen ağzıma kalkana boşursan. Allah sevin ya. Neden nazik ediyor? Edeceğini etmişsin de şimdi söylüyor yani. Edeceğim. Peki nasıl bir adam olsun? Yakışıklı mı olsun? Ya bana göre. Bana göre uygun. Neydi? Yaşlı. Yaşlı. Tabii. Ol 80 falan mesela. Yaş 80. Tabii. Kahveden bir eve gelsin, ayağını bir uzatsın, televizyonu açsın. 80-60 da olabilir buna ya, 80'e ne gerek var? 60 da yok. Yaşça sizden küçük olabilir mi? Olur. Olur. 50'lik adam olur yani. Peki biz sizi bir gösterelim mi? Talihçi olursanız Alaman'da. Talihçi bulursanız gönderin bunu. Anacığım hoş geldin sen de. Sen de hoş geldin. İyisindir inşallah. Allah'a çok şükür. Allah iyilik versin. Boya mı kına mı? Çocuğum boya. 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 Yalan atmayan indi. Estağfurullah. Kınanın suyu mu çıktı anam? Kınanın suyu mu çıktı anam? Baş kırardıktan kere ne olacak ya? Acık da şey bakım da. Acık bakım da. Bakım da. Yaş kaç anne? 70 yaşına girdim. Su içen var. 70 yaşına girdim oğlum. 70. 70 yaşındayım. Dey sağ mı? Deyim sağ. Onun için saçını... Ama canım acık da bakım lazım. Acık da bakım lazım, adam beni bırakıyor. Bu yaştan sonra bırakacaksın. Abi bırakırım değil ya. Bırakırım değil. Ay, İsmi ne? Cemal Ertekin. Cemal amca. Buyurun Cemal Bey. Aleyküm selam dayı, hoş geldin. Cemal Hanım, ama Cemal Bey, affedersin. Cemal amca ve Duraniye Ertekin. Duraniye hanımefendi. Bu hanımefendi yani eşiniz, kaç yıllık eşiniz? Bu var 49. 49, 50 yıllık eşiniz. Şu nedir? Bu çiçek. Çiçek su. Nana. Nane koku. Nana. Nana. Sizin bıyıklar hala Clark Gable, Ayhan Işık modunda. Evet. Kalmış sizin bıyıklar. Hanım diyor ki Allah korusun diyor, ben kendime bakım yapmazsam saçını niye boyattın dedim de ha. Adam beni bırakır diyor. Ha. Ya azıcık gene bir şey olacak canım, kendini yaşlan diye salmayacaksın. Öyle mi? Ha tabii. Azıcık sen kendini, ama maşallah tövbe. Azıcık kendine çeki düzen vereceksin yani, kendini salmayacaksın yani. 2 yaşında ben ondan 10 yaş belki aşağıdayım. Sen de karar ver annem. 70 dedin. Adam 72, ben ondan 10 yaş. 62. Tamam. Kararı verdim. 67. 67. Bu Musa benden 10 yaş büyük. Bu 30 doğumlu, ben 35 doğumluyum. Ha bu biladerin yerine kalmış bu. Buramsa bunun babası mafat ettiğinde. Eski zaman öyleymiş. Ya sen kafa kağıdına ne bakıyorsun? Senden işte 5 yaş küçük. Evet. Benden 10 yaş küçük kaldı senin. 10 yaş küçük. Kıskanıyor ama seni. Ha? Kıskanıyor seni. Ucattan gir, bir de adamım aldıran elimde. Ucattan gir aldıran benim. Ben kalırım oğlum, bakın olmaktan gelen de iş yok, aşı yok değil mi? Hala öteki... kıskanıyorsun adamı. Ay canım, kıskanmamı ya. Ustan şeysini kıskanmaz olur mu? Adam da canım kıskanılmayacak gibi değil. İkidir. Hem bir çekirdek, tiril tiril. Pişman değil, bir şey değil. Baksana.
Hali vakti yerinde. Para pul var mı? Yok para yok. Ama korkmaz ama kim ne yapsın onu be? Ama 72 yaşında adamı ne yapacak? Para yok oğlum. Çul yok çulsuz. Sen takma kafan. Buramaz da senin gibi. Hiç. Oğlum belli oldu bende. Ha paran olsa bulacaksın yani. Ha paran olsa bulacaksın. Bulacaksın. Bulmam mı? Dalaman tarım açık ceza infaz kurumu. Burası doğru. Mehmet kardeş, zahmetler verdik sana, sağ ol. Canım. Allah kurtarsın abi. Allah kimseyi düşürmesin, düşmanımı bile Mehmet. Mehmet, bu bana içeride lazım olmaz. Benden sana bir hatıra. Acayip kuru göründüm be. Canım. Dışarıdaki arkadaşlar, işler, bizimkiler sana emanet. Sen benim başımsın abi. Tamam mı? İki gözüm. Tamam abi. Ben sana içeriden haber veririm. Bakalım ne kadar yiyeceğiz, ne kadar yatacağız, ne zaman çıkacağız. Almaya gelirsin. Gelirim abi, seni bize merak etme. İşlere güçlere biraz dikkat et de bir dahakine böyle karizmayı çizik bir şekilde mopetle gelmeyelim. Demedim. Benim başımsın abi. Şöyle canım benim ne dedin? Emrim başım üstüne abi. Cezayir'i de bir görsün bakalım. Açın kapıları arkadaşlar. Tatar Şoray geliyor. Allah'a emanet kardeş. Allah'a emanet. Allah'a gider bana abi içeri. Hadi bekleme sen, bas git hadi. Bekleme hadi, kasksız da gitme ha. Gözlüğe mukayyet ol, çıkışta alırım. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Hoş gördük. Hoş gördük. Doğru geldik değil mi? Dalaman tarım açık. Dalaman tarım açık ceza infaz kurumu. Doğru geldiniz. Buraya gönderdiler bizi. Hoş geldiniz. Mahkumiyetimizin bundan sonraki kısmını burada devam edecekmişiz. Valla çalışırsanız burada tarım açık ceza kurumu. Çalışırsanız. Baş gardiyan kim? Benim. Konuşalım. Memnun oldum. Tatar Şoray. Memnun oldum. Diğer mahkumlara, diğer birimlere haber salın. Namımız gerçi biz gelmeden gelmiştir buralara da. Tatar Şoray cezaevinde diye söyleyin onlara. Volta yeri güzel yalnız, beğendim. Bayağı uzun yani. Burada volta yok. O eskiden idi. Şimdi burada çalışma var, iş var. Çalışırsan yatacaksın. Çalışmazsan bakacaksın. Ne işi? Her türlü iş. Tarım işi. Nasıl? Ot biçme. Şimdi bir de baştan alalım. Şey yok mu? Kelepçe mi? Kelepçe yok. Nasıl kelepçe? Kelepçe yok. Ya uyum sağlayamazsan var kelepçe. Uyum sağladığın müddetçe kelepçe yok. Serbest bırak. İşe kafam takıldı. Biliyor muyuz? Yürüyen. İşe kafam takıldı. Nasıl bir işmiş bu ya? Ne işiymiş? Bu cezaevinde teslim yasak. Yasak? Yasak evet. Bunları iade edeceğim size. Tekerinizin kolunu da takacaksınız. Thank you.
Nefes iyi senin be. Nefesim yetmiyor. İsmin ne? Durmuş. Allah kurtarsın Durmuş. Bunu sen mi yaptın? Evet. Ağaçtan? Yok, kargı. Kargı? Kargıdan yapıyorum. Burada mı çalışıyorsun, bu hayvancılıkta mı? Yok, boyun avında çalışıyorum. Yani boyun durumunda çalışıyorum. Boyun duruyorum. Memleket nere? Fethiye. En yakın burası. Evet, burada tabii. Sen ne kadar yedin? 15 yıl. 15 yıldır bana geldim işte. Yani cinayet mi? Cinayet. Yani 2004'ün 11. ayında dışarı gittik. 10 ay dışarıda geldik. 10 aydan sonra yasadan sonra gene geri aldılar. 27 ay cezaya gerisin geri buraya geldik. Burada gene yatmak istiyor ama yatıyor. Cinayeti ne zaman işledin? 2001'in 14'ünde. Sebep? Sebep namus davası. Pişman mısın? Pişmanız yani şimdi. Herkes pişmandır yani şimdi. Dışarıda şey varken burada şey yapmak. Yani burada geçen gün kadar yurbanı işte burada yatıyorlar. Allah kurtarsın. Vallahi. Yaradı be bey be. Çalışmaya iyi gelmiş. Biraz adam olduk galiba ya. Değil mi? Şanına bir bakarım. Tabii tabii bak. Geçmiş olsun. Bir daha Allah düşürmesin. Amin amin amin. İçine gözüme bak. Ben yolum düştükçe uğrar ziyaret bek ederim verin, sizi. Bek verin. Hıdır dayıya da selam söyleyin. Aleyküm selam. Bıraktım bırak. Cezaevi kimliği bıraktım. Cezaevi'den hiçbir yok. Yok hiçbir şey yok cezaevinde üzerim var. Cezaevinden üzerimde kalan bir meslek var. Çıkışta onu yapacağım inşallah. Amin amin. Allah kimseyi düşürmesin. Ceket ve tesbih emanet vardı bize. Şimdi şu tesbih bunu artık böyle çevirmem ben. Bu artık sana gerekmez. Bu bana gerekmez. Bunu da adam gibi giyeyim şöyle. Daha iyi oldu değil mi böyle? Amin, amin. Allah'a emanet. Vay Mehmet! Yapışıyorsun abi. Kardeşim benim, harifim benim. Vay iyi. Amin, amin. Allah kimseyi bir daha düşmanı mı düşürmesin? İnşallah abi. Özlemişim seni be. Bir de ben çok güzel abi. Vallahi. Mehmet. İyi abi. O razon işleri bırakıyoruz. Neden abi? Bırakıyoruz aracın işleri. Sanayiye gideceğiz seninle. Gidelim abi. Sen nasıl istersen abi. Orada tren ustalığı yapacağız be Mehmet'im. Ya estağfurullah. Geç artık bu abim abi ayaklarını Mehmet'im. İsminiz? Medine. Seni, benim ya. Seni biz televizyonlarda görürüydü be. Biz de seni Kükürt'te gördük. Hayırdır niye geldiniz? Bir rahatsızlık mı var? Evet dizlerimizde. Dizlerinizde ne var? Hayırdır? Romatizme mi? Ne şeyler işte bir ağrılar sızılar oluyor. Ondan geldik. Acaba faydası olur mu diye. Yeni mi giriyorsunuz? Evet. İlk defa mı girdiniz? Evet. Faydası için biraz gelmek lazım ama galiba. Tabii canım 3-4 kere geleceğimişsin ama biz nerede gari? Niye gari? Nerede oturuyorsunuz ki gari? Ayanam. Ayanam uzak mısınız ki buraya? Uzaktan mı geldiniz? Çamköy'den geldik. Sebzeciyiz. Sebzeci mi? He. Nasıl? Domatesi sera yapıyoruz. Seracısınız. İyi. Nerede satıyorsunuz? Çamköy'de satıyoruz. Paketlemede. Orada halde. Konu komşu mu toplaştınız böyle? Komşularla toplandık. Kaç yıllık evlisin sen annem? Ben evli değilim, bekarım. Bekar mı? Evet. Evlenmedin? Hiç evlenmedim. Görücü gelmedi mi? Geldi. Kaç tane görücü geldi? Çok geldi ama ben kendim istemedim.
Sebep ayıptır sorması? Hiç sebebi yok. Ondan hiç. İki ihtiyar vardı onlara bakan diye. Anne babaya bakayım diye mi? İyi, ondan evlenmedim. Hiç gönlünün kaydığı olmadı mı böyle, beğendiğin olmadı mı gelenlerden? Beğenmedim. İndiki zamanın adamı beğenilecek ayol. İmdiki zamanın adamı beğenilmiyor mu? Beğenilmez. Nesi varmış canım imdiki zamanın adamlarının? Zor geçince mi? Sen evlilikten korktun be ablam. Korktum. Nesi zor şimdi zaman? Hiç. Nesi zor yani? Hmm. Nesi zormuş? Bir şey zor değil de çalışması zor geldi. Çocuklara bakması. Ha sen çocuk bakmaktan çekindin. İyi. E canım sen ihtiyara bakana kadar ihtiyar senin çocuğuna baksaydı, o da torun sevseydi olmamaydı. Ama ihtiyarlar apalaşıp oturuyor ki ben orada onları kosam da evlensem olmayacak. Onlar ölünce kadar evlenmedi işte. Ne zaman vefat etti onlar? Yeni. Yeni. 10 sene gücül oldular daha. Allah uzun ömür vermiş. Biraz geç mi vefat ettiler? Geç. Geç vefat ettiler. Erken vefat etselerdi evlenir miydin? Hayır, gene evlenmeyecektim. Ya hiç beğendiğin kimse olmadı mı senin be abla? Çok oldu da gedesin mi? Burada teyzemler kükürtün tam kaynağına girmişler. Sıhhatler olsun anne. Kolay. Çamur insanlar. Çamur değil mi o? Siz Afrika'dan mı geldiniz? Efendim? Yüzünüze niye çamur sürüyorsunuz? Güzelleşelim diye. Buyurun. Nereden geldiniz efendim buraya? Ortaca'dan. Beyiniz mi? Evet. Beyinize mi güzellik çamuru maskesi yapıyorsunuz? Büyükşehir'deki hanımlar tomarla para veriyorsunuz. Güzellik maskesi alıyorsunuz. Böyle çamurlanma. Aha da burada doğadan ücretsiz değil mi? Bir yani, ücreti yok bunun. Evet. Yalnız kadın her yerde kadın. Kil maskesi mi işte var ya o güzellik salonlarında. Aman güzellik aman. İşte var ya hani sizin maskeleriniz. Bu neye? Cilde iyi mi geliyormuş? Evet. Güzelleştiriyor muymuş? Evet. Süsünüzden püsünüzden de feragat etmiyorsunuz maşallah. Eşiniz sizin için güzelleşmeye çalışıyor. Böyle güzel mi? Her zaman güzel. Ya yüzü çamurlu bile olsa? Güzel. Gözlerinin içi parlıyor senin de. Allah muhabbetinizi artırsın. Yoncadan, süpürgesi yoncadan. Gayet benimce de. Gelme annem. Çıkaracağız. Televizyona çıkaracağız. Yani ben televizyonda her gün bakardım. Ne işin var burada? Oğlan getirdi oğlum. Gelinin mi? Ha. Gelin yüzüne çamur sürmüş. Oğluna güzel görüneyim diye. Neyesin var canım? Gençler sürme mi? Sen de sürersin can. Ne var? Aman ben kocadım gar yarım. Kocadın ama güzellik banyosu yapıyorsun. Neydi? Sarı haydiymiş bu su. Kükürtlü bu su da. Heh. Hayda hayda dedi la. Ondan geldim ben buraya. Neye faydası varmış biliyor musun? Bilmeyen haberim bu valla. Ben Muğla'dan geldim Muğla'dan. Ula'dan. Urla'dan geldin. Ula. Ula'dan geldin. Ula'dan geçtin mi sen buraya? Geçtim. Ha işte bak. Geçtim Ula'dan. Ha, niye durmadın Ula'da? Ula'da niye durmadın? Geceydi geçti. Hadi la hadi. Gündüz gel abi. Gündüz mü geleyim anne? Ha. İsmin ne? Sevim. Sevim anne. Ha. Gelinle beraber mi oturuyorsun sen? Yok bunlar bu arada. Ortice'de ben Ula'da. Niye bıraktılar seni? Bunlar bu arada işi bu arada. Şey, Dalaman'da havaalanında. Hmm. Oğlan da. Ben dün geldim iki gündür. Hani izin, her gün gelinin başında dururumla. Ya senin gelin işi biliyor. Oğluna güzel görüneceğim diye güzellik maskesi i̇şte yapmış. İşte sürmüş kar. Oğlan kendi mi buldu gelini, sen mi buldun oğluna? İşte evvelden dostum da Allah yazmış yarım işte oldu galiba. Seviyor mu gelinini? Sevmem mi? Benim zaten iki tane oğlan var, başka yok. Kız yoktun da. Bunlar da kızım oldu galiba. Niye gün yarım? Yapmıyor mu kaynanalık?
Nerede buluyorsun deden la ben bunu? Hep evde televizyonda ben eğlenir, lakar çıkarırsın. Bakın diyorsun, çekil. Ben seni sakınırım. Ulan Dalaman'da Çürük Dağı denen bir yerdeyiz. Buraya niye Çürük Dağı diyorlar? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Buraya yaklaşınca kokusundan da anlayabilirsiniz. Ya çok sempatik bir koku olduğunu söyleyemem. Burada doğal kükürt kaynağı var. Memleketin başka neresinde kükürt kaynakları var emin değilim. Ama Dalaman bu anlamda kükürt kaynağı anlamında memleketimin en önemli yerlerinden bir tanesi. Peki bu kükürt neye yarar? İnsanlar niye bu kükürte girerler? Soracağız, öğreneceğiz elbet. Dayılarım biliyordur. Kolay gelsin. Sıhhatler olsun. Sıhhatler olsun. İsmin ne? Benim, dayım benim. Hüseyin Kirtik. Hüseyin? Kirtik. Kirtik ne demek? İşe yaramaz sabun ufana derler. İşe yaramaz sabun ufana kirtik mi derler? Evet. Bana da pırtık derler. Şoray pırtık. Pırtık işe yaramayan, konuşan atık demekmiş. Bilir miydin bunu Hüseyin abi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yaş Bilmiyorum. Kaç? 64. Maşallah. Sizin isim ne? Ahmet Atık. Ahmet Atık. Yaş kaç? 72. Maşallah. Teşekkür ederim. Bu saçları nasıl muhafaza ettiniz acaba? Saç çalıyorum. Saçları diyorum. Saçlar? He, nasıl muhafaza ettin? Saçları her belanın üstüne gitmedim. Tatlılara gittim. İyi yaşadım. Rahat yaşadım. Onun sayesinde. Demek ki takma kafana kokadan başka bir şey, saçın gür kalsın felsefesinin yaşayan 72 yaşındaki örneği. Bu kükürt neye iyi geliyor? İnsanlar niye giriyorlar bu kükürt? Deri hastalıklarına iyi geliyor. Hangi deri hastalıklarına? Vücuttaki deri hastalıklarına faydalı olduğunu gördüm, biliyorum. Başka neye faydası var? Suyum. Bir de kükürt sabunları var, böyle saça iyi geliyormuş. Evet. Saç dökülmelerini engelliyormuş. Evet, evet. Biz bu suya girersek saçımızın dökülmesi, ki bazı deriyi arkadaş... besliyor. Efendim? Deriyi besliyor. Deriyi besliyor. Deriyi beslediğini duydum, biliyorum, gördüm. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ben buranın şu mülkün sahibiyim. Burası size mi ait? Evet. Devletin bu su da, arazi bizim. Sizin araziniz de çıktı yani kaynak, öyle mi? Ben çıkardım araziyi, bu suyu. Siz mi çıkardınız? Evet. Nasıl çıkardınız? 1959'un 22 Temmuz'unda bu suyu, güneşi gösteren yaratık benim. Kazdınız mı? Nasıl oldu? Hayır, ormandan açtım. Yaratık? Benim yaratık. O yaratık 1959 yılında Dalamanlılar, tabi eski Dalamanlılar hatırlayacaklar da, bir yaratık efsanesi vardır. Vardır. Kükürtleri ortaya çıkartan yaratık. Evet. İşte o yaratığı bulduk. Dalaman yaratığını, Dalaman nasıl diyeyim? Dalaman Kükürt Gölü yaratığını bulduk sevgili seyirciler. Mavi kaplıca. Mavi kaplıca yaratığı hiç korkulacak gibi değil. Gördüğünüz gibi beyaz saçlı ve tatlı dilli, şeker gibi bir yaratık. Bu su içilir mi? Bu su iç. Yavaş. Su içilir mi? Bu su içilir. Böbrek taşına, safra kesesine, mideye, sodalı olduğu için çok faydalı olduğunu biliyorum. Sodalı. Direkt evet. Kaynağından mı içeceğiz böyle? Evet, tabii öbür sudan. Bak, oradan içeceğiz. İçeceğiz. Mideyi temizleyeceğiz. Evet, evet. Bu suda Sağlık Bakanlığı görevlisinin aleti %30 deniz tuzu, %30 kükürt, %30 soda çıkardığını söyledi, gösterdiğini söyledi. Ben soda gördüm. Cildi açmaz mı biraz? Açar. Çamaşırlara soda konuyor ya. Evet, açar. Onun için mavi bu. Bu su mavi. Rengi mavi. Kendisi berrak. Görüntü olarak sodanın çamuru gri olduğu için mavi gösteriyor. Hanım şaşırdın beni, aşka düşürdün. Efendim Dalaman Havaalanı buraya taş çatlasın 20 dakikalık mesafe. Eskaza günün birinde Dalaman'a yolunuz düşerse Çürük Dağı eteklerine gelin. Bütün cilt hastalıklarına, işte deri hastalıklarına, SDF atıyorum,
işte kabarıklıklara iyi gelen kükürt. Kaldı ki burada biraz sivrisinek var. Kükürte girip çıktığınızda sivrisinek sizi sokmaz. Kükürte girip çıkınca acaba ekip arkadaşları yanınızda durur mu? Efendim Eyüp? Kokuyor mu biraz? Yo estağfurullah, ben sana sivrisinek demek istemedim. İki göz, niye sana sivrisinek diyeyim ben? Siz bir arabayla gidiniz. Ben sizin bindiğiniz arabaya binmeyeyim. Kükürt biraz kokuyor da efendim ama şimdi buraya kadar gelmişsin. Ahan da kaynağı. Yani kükürte girmemek, çamurlanmamak. Otele 20 kilometre yürürüm kardeşim. Kükürte girmek için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.